Sevgili dostlarım, bu kavramlarla ilgili biraz daha detaylı anlatı yapmak istiyorum. Çünkü bunlar çok önemli kavramlar. İleride de çok işimize yarayacak. Şimdi bu exponential change'i geçen dersimizden hatırlayın. Bundan biraz bahsetmiştik. Yani hatta ilk sorumuz da bunun üzerine kuruluydu aslında. O soruyu kısaca bir hatırlayalım. Ne diyorduk? Population at time t diyorduk. Hatta change in the population at time t diyorduk. Ve burada da proportional to diyorduk. Yani is tabii ki. Is proportional to. Şuraya da its current value diyorduk. Ve buradan bir diferansiyel denklem çıkıyordu. Öyle değil mi? Sonuçta şu arkadaşlarımızı tek tek anlattığımız zaman, yani bunların nelere karşı geldiğini söylediğimiz zaman, change in the population at time t, bu dpt bölü dt oluyordu. Is eşittir proportional to k çarpı its current value pt oluyordu. Şimdi burada tabii ki bunu daha genel bir şekilde söyleyebiliriz. Mesela bu proportionality şey olduğu zaman, ya da bir dakika onu anlatıya sonradan geçelim. Böyle olduğu zaman bu. Buradan da PT'yi şey diye buluyorduk. P0 çarpı E üzeri KT diye buluyorduk. Şimdi bundan kısaca bir bahsetmiştik. Tekrar bahsedelim. Şimdi bize burada change in general. Tabi bu change'in growth mu olduğu, decay mi olduğu aslında bizim için fark etmez. Growth da olsa, decay de olsa biz aynı denklemi kuruyoruz. Growth mu olduğu, decay mi olduğu bu K sayısının pozitif mi negatif mi olduğunu belirliyor aslında. Yani k sayısı pozitif olduğu zaman bu bir growth olmuş oluyor. K sayısı negatif olduğu zaman bu bir decay olmuş oluyor. Ve k sıfır olduğu zaman ne olur? Şurası komple gider. Population hep başlangıç population'ında kalır. Growth da olmaz, decay de olmaz o zaman. Şimdi bunların bir grafiklerini çizelim. Mesela k büyüktür 0. Şurada bizim bir başlangıç pozisyonumuz olmuş olacak. K sıfırdan büyük olduğu zaman, yani buradaki artış hızı sürekli artacağı için bizim şöyle bir grafiğimiz olacak. Artış hızının sürekli arttığı şöyle bir grafiğimiz olacak. Tabii k'nın değerine göre, mesela k sıfıra daha yakın bir sayıysa bu artış şöyle bir artış olabilir. Ya da k çok büyük bir sayıysa bu artış şöyle bir artış olabilir. Her türlü bizim grafiğimizin şu şekilde olacak. Yani pt eşittir p0 çarpı e üzeri kt. Bu k büyüktür 0'ı sağa yazalım. Kt şuraya k büyüktür 0 yazalım. Hatta şu dikeyin de k'sını şuraya yazalım. K küçüktür 0. Bu şekilde bir grafik elde etmiş olacağız. Yani bu grafik bize neyi veriyor? Population'ın zamana bağlı değişimini. Şurası da pt olmuş oluyor. Dikey olursa ne olur? Dikey olursa tabii şuradaki bir değerden başlayacağız. Yalnız dikey olunca bu k negatif bir sayı olacak ama e üzeri sayı her zaman pozitif bir tam sayı olduğu için bunun sonsuzdaki limiti 0 olmuş olacak. Yani exponential decay şu şekilde gittikçe sıfıra yaklaşan bir görüntü çizecek bize. Evet, burada da pt eşittir yine aynı formül e üzeri kt ama burada k'mız negatif olmuş olacak. Şimdi burada modeling the change in general, yani bu dersimizde ve bir önceki videomuzda exponential change almıştık. Tabii bu chapter'ın genel konusu modeling olduğu için bu modeling the change'de nasıl davranıyoruz onun üzerinde biraz kafa yoralım. Şimdi burada biz pt dedik. Yani t bir şeyin zamana bağlı değişimi. Ama burada daha genel olarak y diyebiliriz mesela. Değişen şeye. Yani bu değişen şey ne olmuş olacak? Bizim dependent variable'ımız olacak. Ve neye göre değiştiği de bunun independent variable olmuş olacak. Tabii bizim genel olarak sonuçta yx'e göre bir pozisyon alacak. Y eşittir yx diyoruz burada. Ve tabii change in y de burada daha genel olarak change in y. Tabii with respect to x diyeceğiz burada. Y'nin x'e göre olan değişimi nedir? Y'nin x'e göre olan değişimi y'nin x'e göre olan türevidir. Dy bölü dx diyeceğiz. Şimdi yine burada is proportional. Proportional şöyle kısaltabilir miyim acaba? Is proportional to dediğimizde,
Yani şu is eşittir olmuş oluyor. Is of equality. Tabii 3 tane is var. Konumuzla alakası yok da. Onu şeyden bakabilirsiniz. Belki bu felsefi konulara ilgi duyuyorsanız. İşte is of existence var. There is a fly dediğimiz x. Ondan sonra is of equality var. Bu matematikte kullandığımız is ya da işte onun standart örneği de şeydir. Superman is Clark Kent'tir. Bir de bir tane daha is vardı. Is of bir şey. O da I am smart dediği zaman. Yani I am ya da şey. He is smart dediğin zaman kullandığın is. Orada is'i farklı bir anlamda kullanmış oluyorsun. Anyway. Burada tabii bir proportional constant var. K. Ve bu neye göre değişebilir? Tabii buradaki değişim mesela şuradan yola çıkarak söyleyelim. Şuradan örnek vererek söyleyelim. Its current value'nin pt demiş olduk. Mesela the difference between its current value and 1000 deseydi pt eksi 1000 diyecektik. Ya da the square of its current value deseydi p kare t diyecektik. Dolayısıyla burada aslında daha genel bir şey is proportional to a function dediğimizde a function yani bu function'ımızda en genel haliyle şu şekilde yazabiliriz. F y x şeklinde yazabiliriz. Aslında yani diferansiyel denklemlerin yani en azından bizim amaçlarımız doğrultusunda tek değişkenli diferansiyel denklemlerin bizim amaçlarımız doğrultusunda genel yazımı bu formatta olacak. Evet, böylece yani feature reference yapmış olduk. Şimdi gelelim sorumuza. Exponential increase görmüştük. Exponential growth görmüştük bir önceki videomuzda, sorumuzda. Şimdi de exponential decay'e bir örnek verelim. Şimdi gelelim sorumuzu okuyalım. The half-life of radium 226 is 1590 years. Ya şuradaki radium 226 o elementin ismi. 226 ileşimiz yok. Ve burada Half-Life diye bir oyun vardı değil mi? Böyle vurmalı, kırmalı, ateşli falan. O bayağı güzel bir oyundu. Bunun Half-Life'ı 1590 yılmış. Şimdi burada ilk önce şey, radium 226'nın mevcut değeri. Tabi burada zamana bağlı bir değişkenimiz var yine. YT şuraya yazayım. Current amount ya da şey amount of diyelim. Current değil de amount of the substance burada madde anlamında kullanıyoruz tabi ama bir de substance'ın töz anlamı var felsefede. Yani ben de bir felsefeci olduğum için tabi aklıma geldikçe böyle şeyleri siz güzel dostlarımla paylaşmak istiyorum ilgisi olan arkadaşlar için. Amount of the substance at time t büyük eşittir 0. Evet. YT'miz bu. Şimdi if the substance decays exponentially. Bunu bir şekilde söyleyebilir. Direkt zaten bu exponential decay veya exponential growth ikisini de aynı şeyi yapıyorduk. Yani bunu şu şekilde de söyleyebilir. If the decay is proportional to its current amount. Şimdi bu proportionality'den ne anlıyorduk? Diyorduk ki benim YT değerimin change'i yani the decay yani change. Decay de bir change'dir öyle değil mi? Dolayısıyla burada diyorduk ki dy bölü dt proportional to its current amount diyorduk. Ve dolayısıyla buradan bir dizi işlemden sonra bu çok basit bir diferansiyel denklem separable equation. Direkt y'leri bir tarafa, x'leri bir tarafa alıp onu yapmıştık zaten bir önceki videoda. Yani henüz seyretmemiş olan arkadaşlarımız oradan bakabilir. Buradan yt eşittir y0 çarpı e üzeri kt denklemini buluyorum ki bu da exponential growth'unda, exponential decay'inde denklemi budur. Demin söylediğimiz gibi. Şimdi burada tabii bunun bir initial value'su olacak. Y0 initial amount diyelim. Evet yani şurada yazdığımız Y0 C eşittir Y0 oluyordu. Onu da daha önceden bahsetmiştik. Dolayısıyla soruda söylenen şeyi bize buraya yazmış olduk. Şimdi bunun half-life'ı. Half-life'ı ne demek? Yani bu initial amount'un yarısı kalıyormuş. Ne kadar zaman sonra? 1590 yıl sonra. Burada nasıl söyleyebiliriz? Time amount gibi bir mesela şey yapsak, grafik yapmak istesek. Başlangıçta bizim y0 kadar amount'umuz var. 1590 yıl sonra ise y0 bölü 2 kadar amount'umuz kalacak. İşte şu bilgiyi kullanarak bu sefer k'yı bulacağız. Hadi onu şu orta satırda bulalım. Yani ne diyeceğiz?
y 1590. Onu da aha da şu denklemde yerine koyduğum zaman, yani ne yazmış olacağım buraya? Y 0 çarpı e üzeri k çarpı 1590. Bu da neye eşitmiş? Y 0 bölü 2'ye eşitmiş. Evet, buradan gördüğünüz gibi şu y 0 arkadaşlar hatta gider. Ve geriye kalan arkadaşımız da şurada 1 bölü 2 kalmış oldu. Her iki tarafın elenini alarak k'yı bulabiliriz. E üzeri şu k ile 1590'ın yerini değiştirelim. 1590k eşittir 1 bölü 2 0,50. Ve dolayısıyla buradan e üzeri k'yı da bulup yerine yazabildik. Geçen videoda öyle yapmıştım. Bu sefer öbür yöntemi yapayım. Yani her tarafın elenini bularak, elenini alarak k'yı bulmaca oynayalım. Tabii şu 0,50'nin de elenini almam lazım. Her iki tarafını dedim ama sadece sol tarafını almışım. Sağ tarafını almamışım. Öyle olmaz. Şimdi şu e ile elen birbirini götürdüğünde 1590k elen 50 olmuş olacak. Dolayısıyla k da 1 bölü 1590 çarpı elen 0,50. Tabi burada elen 0,50 negatif bir sayı değil mi? Elen 1 0'dı. Birden büyük sayıların eleni pozitif, birden küçük sayıların eleni negatifti. Ve buradan bu işlemleri yaptığımızda k için bulduğumuz sayı, ben onu daha önce bulmuştum, yine hemen şuraya yazalım. Eksi 0.000436. Yani ufak ufak bu tabi şey, yıllar sürüyor yani bunun şey kendini yemesi bu substance'ın. Dolayısıyla k'yı sıfıra çok yakın bir negatif sayı bulmuş olduk. Ve dolayısıyla burada denklemimizi şu şekilde yazabiliriz. Ne diyeceğiz? Yt eşittir y0. Hatta şurası bir saniye, ne yapıyorum ben? Şuraya şey yazalım. Şuraya A şıkkı yazalım. A şıkkında neydi? Find a function that models radioactive decay of a sample of 100 gram. Şuraya şey yazalım. Y sıfırlı version'ını yazalım. Yani dolayısıyla yt eşittir y sıfır çarpı e üzeri eksi 0.3 tane sıfırı 436 t yazacağız. Bu bizim genel denklemimiz. Peki o zaman başlangıçta 100 gramımız varsa o da ne demek? Şey, y sıfırımız 100 demek. Yani sonuçta aslında şurada y sıfır 100'müş. Yani B şıkkında bunu yapıyoruz. Pardon, A şıkkında. Dolayısıyla bizim yt fonksiyonumuz, y sıfırımız 100, e'miz e, euler number. Bu da 0.3 tane sıfırı 436 t olmuş oldu. Anında fonksiyonumuz. Böylece A şıkkını cevapladık. Peki B şıkkında ne yapacağız? B şıkkında da tabii ki her zaman yaptığımız yapacağız. Matematik yapacağız yani. Başka ya da daha da gereli. B şıkkında ne yapacağız? Yaşamaya devam edeceğiz diyebiliriz. O zaman B şıkkına geçtiğimizde how much of the mass remains after 2000 years? Şunu o tablomuza da yazabiliriz. Yani 2000 yılında ne olacak? 2000 yıl sonra ne olacak diyebiliriz. Tabii 2000 yıl sonra kim öyle kim kala abi bana ne diyebilirsin. Ama işte öyle demeyen bilimci dostlarımız bu konulara kafa yorup sağ olsunlar buldukları bilgileri günümüze kadar geçirmişler, getirmişler. Tabii onun yani bir ölümsüzlük iddiası da var. Hani onu şimdi buluyorsun asla göremeyeceksin ama hani onu bulmak aslında hani mesela 2000 yıl sonra bile anılmak ya da onu bulmuşluğun böyle bir haklı gururuyla ölmek gibilerinden güzel şeyler, güzel estetik, nasıl diyeyim, estetik varoluşsal pozisyonlar yaratabilir. Dedikten sonra ama tabii yaratmaya da bilir yani abi ben ölmüşüm bana ne derseniz de yani bunun da haklı bir tarafı yok değil. Var mı? Var da değil. Yani varlık yokluk falan derin meseleler. Öyle kafamıza göre var yok der miyiz bir şeylere? Yani diyebiliriz de demeyebiliriz de. Dediğimiz durumlar var. Demediğimiz durumlar var. Isn't it? Evet, bu sorunun da cevabı bu arada geyik yaparken elimde boş durmadı. Yani bu şeyleri de işlemleri de götürdüm. Gördüğünüz gibi yani çok aynı anda bir sürü şey yapabilen bir insanım. Muazzam bir insanım. Ve bu muazzamlığı bu sorunun cevabını 41.81 olarak bularak sonlandırıyorum. Sevgili dostlarım, bir soru daha çözeceğiz bu exponential decay ile ilgili. Sonra yeni konulara zıplayacağız. O zamana kadar ve tabii ki her zaman esen kalınız.